Evet, 2022 aylardan Ağustos Amerika gezilerimize devam ediyoruz. Cape Cod'dayız. Şu an burada öğrencimiz Aybar Sivrik var. Burada çalışıyor. Çok da iyi şartlar altında çalışıyor. Şimdi kendisini çağırdık, gelecek. İçeride çekim yapamıyoruz ama CVS bir eczane, aynı zamanda bir market gibi düşünebilirsiniz. Hem market ürünleri oluyor, işte cips, kola, içecek, su vesaire falan. Hem de aynı zamanda eczane ürünleri, ilaç, krem vesaire gibi şeylere de ulaşabiliyorsunuz. Bazıları 24 saat açık olanları da oluyor. Burası öyle o şekilde değil, 24 saat açık değil. Böyle gelecek şimdi var. Ondan dinleyeceğiz zaten. Bakalım nasıl geçiyor programı. Evet, Aybars geldi arkadaşlar. Şimdi iş yerinden izin aldı, bizde 5 dakika. Evet. Aybars nasıl gidiyor, nasılsın, iyi misin? Güzel gidiyor. Yoğun gidiyor, yorucu gidiyor. İyi gidiyor. Neler yapıyorsun mesela? Geldim Work and Travel'a. Work and Travel'a geldiğimden beri çalışıyorum. Tamam. Kaç saat çalışıyorsun mesela? Kaç saat çalışıyorum? Haftada. Haftada 60'ın altına düşmüyor. Tamam. Tek bir yerde mi? İki işte falan. Tek. Tek CVS'e çalışıyorsun. Aynen. Geçen hafta 75 aldım. 75 saat aldım. Tamam. Overtime'da da veriyorsun. Overtime'da. Ya benim şeyim güzel. Benim CVS'im güzel öbür arkadaşlara göre. Hani biraz daha yoğun. Menajerlerle aram daha iyi. Anladım. O yüzden hani daha şey oluyor. İkinci iş aradım da tek iş yetiyor. Aynen. Yetiyor yani overtime aldığınız zaman ikinci işe gerek kalmıyor. Bence o kadar saat çalışıyorsan zaten yani gayet ya normal. Ya bir de istediğim zaman geliyorum, overtime yapıyorum. İstediğimde gelmiyorum. Hani ikinci iş şeyi yok. Saat ücreti ne kadar? Saatlik 17 artı 2. Yani 19. 19-25 buçukta overtime'dan veriyorlar. Ooo neler diyorsun Aybars ya. İyi veriyorlar saatlik. Bayağı iyi veriyorlar yani. Konaklama nasıl? Konaklama ne kadar veriyorsun? Konaklama 150 veriyorum. Haftalık. Evet ama memnun değilim yani konaklamadan. Ya standart work and travel'ın en büyük şikayetlerinden bir tanesi. Yani atıyorum 5000 kişi work and travel yapıyorsa 4500'ü bu konuda şikayet ediyordur. Çünkü neden sezonluk konaklamalar oluyorlar. Aynen. Öğrenci konaklamalar oluyorlar. İşte ev sahipleri maksimum money yapmaya çalışıyorlar falan. Bu tarz şeyler oluyor ama biz zaten hani bunu da söylüyoruz. Hı-hı. Work and travel'a katılacak öğrencinin konaklama açısından çok büyük bir beklentisi olmasın. Bu gayet normal. Kaç kişi kalıyorsunuz odada mesela? Biz 4 kişi kalıyoruz. 4 kişi kalıyorsunuz. Ya, ev mi? Nasıl? Otel odası mı? Nasıl bir şey? Yani oda şu kadarcık bir yer. 4 tamam. Kişi. Zaten o da tek Ranzo. Kişilik. 2 kişi yapmışlar. Sonra 2 yatak daha getirmişler. 4 kişi Ranzo yapmışlar. Ranza da değil. Yan yana dip dibe. Tamam. Şey zaten CVS'in ilk defa şeymiş. J1 öğrencilerine yer ayarlıyormuş. Evet. Bu sebepten kendileri de söylüyor. District Leader de söylüyor. Şey değiliz diyor. Hani yapamadık. Pek beceremedik diyor. Hani bu sene. Yok mu şansınız değiştirmek için mesela? İstedik, değerlendirdin mi? İstedik. Çünkü hani yaşanılacak gibi de değil. Aha. Hani mutfağımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Dediler ki ev değiştirdiğiniz takdirde programınızı iptal ederiz. Allah Allah. Çıktığınız anda. Hatta tartıştık birazcık onlarla. Çünkü yaşanılacak gibi değil cidden. Hani görseniz evet. Odayı ama bir tek sıkıntı ev işte. Ev hariç. Ne peki İngilizce nasıl oldu? Bro. İngilizcem güzel ya. Artık anlayabiliyorum herkesi netçe. Şarkı dinlerken, bir şey yaparken falan her konuşma. Şey daha net. Konuşma da net artık. Hani öyle o şey kalmadı. Çekince. Aynen. Türkiye'de olur yani gelmeden önce de böyle bir konuşurken çekinirsin falan. Şimdi zaten anlıyorlar hani. Konuşuyorsun, anlıyor herkes. Demek peki istedim. Ne yapıyorsun iş yerinde? Görevin ne mesela? Ne yapıyorsun pozisyon olarak? Genelde beni kasaya koyuyorlar. Tamam. Para alışverişi, kredi kartı ödeme falan. Yani kötü bir benzetme olacak ama Amerikalıların kafası yetmiyor yani çok fazla bu şeye. Hani çalışmıyor kafası. Kasiyerlik yapmaya. Aynen sabah 3 kasiyer çalışıyor. Ben akşam shiftindeyim geldiğinden beri. Sadece kapanışı ben ve menajer. Evet. Hani bana bırakıyorlar dükkanı tamamen. İşte şeyimiz var. Kasanın yanında pasaport foto şey, kodağın fotoğraf bölümü var. İşte orada fotoğraf, albüm, stüdyolar. Bir yandan kasa, bir yandan aynı zamanda ürün diz. Dolu geçiyor ya, dolu geçiyor, güzel geçiyor. Parası da güzel. Süper. Ne yapacaksın Travel'da peki? Travel'da aldık biletlerimizi. Nereye? Onun da bitiyor. Bir New York'a gideceğiz günübirlik. Hani süper. 11 Eylül'de orada olalım diye. Oradan Miami'ye geçeceğiz. Oradan San Francisco'ya aldık bileti. Oradan Los Angeles'a geçeceğiz. Oo bayağı gezeceğim ya. Las Vegas. Cart curt derken New York'ta bir iki hafta kalacağım orada bir... Kaç gün Travel yapacaksın abi? Ya 4 Ekim dönüşüm işte. Bir 3 hafta falan. Evet. Parayı bulduk ya. Parayı bulan geziyor arkadaşlar. CVS'de çalışırsanız parayı bulursunuz. CVS iyi. Güzel bir travel planı. Bayağı yoğun olmuş. Burada evet. Bir sürü arkadaşımız var çünkü. Aha. İşte Dunkin Donut'ta çalışan, evet. Wendy's'te çalışan. CVS iyi. CVS'in şartları onlara gayet göre tabii iyi. Bayağı iyi. İşte onun da konaklamasında belki bir şey aynen, olmuş. Belki de onların da konaklaması daha iyidir. Biraz güzel. Aynen. Yani bu tarz şeyler oluyor. Her işin bir güzel bir yanı varken bir kötü yanı, bir değişik bir yanı da olabiliyor. Bunları biz de hani bilemeyebiliyoruz bazen. Aynen. Süreç içerisinde de ortaya çıkabiliyor. Sonradan da gelişebiliyor bu durumlar. Ama dediğim gibi büyük picture'a bakıyoruz.
İngilizcesini geliştiriyor, parasını kazanıyor, güzel travel yapacak. İyi arkadaşlar edindin mi? Var mı böyle yurt dışı, international arkadaşlar falan? Çok iyi arkadaşlar edindim. Burada yabancı. Neyle geliyorsun buraya? Bisikletle falan mı geliyorsun? Bisikletle geliyorum da yakın zaten. 5 dakika, hani dakika kalacağım yer hemen. Orada aşağıda. Senin dışında vatçılar var mı? Yani J1 öğrenciler falan tamamen mı? Tamamen CVS'çiler kalıyor. Güzel bir deneyim ya. Cidden. Boston'a gidiyor musunuz arada? Aynen. Artık illallah geldi Boston'dan. Daha da gideceğimi sanmıyorum. Aynen yeter canım. Yeter. Şimdi başka yerlere daha inersin. Da yeter. Vallahi herkesin denemesi öneriyor gerekiyor. Öneriyor musun CVS'te çalışmayı? Seneye mesela iş teklifi geldiği zaman CVS'den, CapCode'dan buradan. CVS'te çalışmayı öneriyorum. Evet. Ama konaklamada aynı şartlı olduğunu düşünelim. Belki iyi şartlı olur. Ya değiştirirler. Seneye kadar değiştirirler diye düşünüyorum. Hadi diyelim ki değişmedi. Olmazsa şöyle. Eğer açık bir insansanız, kendinize, içinize kapanık değilseniz bence burası çok iyi. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorsanız. Aynen. Olur. Arkadaş oluşturabilirsiniz. İyi para kazanabilirsiniz. Yani CVS cidden güzel. CVS güzel yani. Ortamı da güzel. Çalışma şeyi de güzel. Ağır yük kaldırmıyorsunuz. Bir şey yapmıyorsunuz. Yoğunluk yok. Daha sağda solda çalışan Work and Travel öğrencileri de genel itibariyle programı öneriyor mu sence? Work and Travel'a yani. Sence öneriyorlar mı? Şöyle. Benim burada tanıştığım çoğu insan işte. Memnun mu? Sağda solda çalışan insan. Herkes bana sürekli biz CVS'e geçebilir miyiz diyor. Çünkü yoğun çalışıyorlar. Hani onlar da memnun ama CVS'in şartları aynen. Çok iyi. Her şey bir yani aynen. Bizim bu işimiz çok gerçekten iyi, aynen. Gerçekten bayağı iyi ama bu demek değil ki yani sizin işinizde her zaman en iyisi olacak ama önemli olan programın güzel geçmesi. Program güzel aynen. Ya. Memnun olunması, mutlu olunması bu her şeyden önemli. Çünkü bir sürü artısı var programın. Yani tecrübesi, şusu busu. Gelecek misin bir dahaki sene programa? Bir dahaki seneye gelmek istiyorum. Bence sen program paranı da çıkarmışsındır yani. Ayvers. Program param mı? Gidiyor ya, para çok gidiyor her harcarsan şey. Harcarsan gider. Çok gidiyor. Enflasyon buraya da mı vurdu? Çok vurdu ya. Aynen. Her hafta şey değiştiriyoruz. Etiket değiştiriyoruz. Sürekli artıyor. Aynı problem Amerika'da da var. Aynen. Bir de CVS'i ufak anlat. Ben CVS konuşması olarak anlattım ama o da anlatsın. CVS Pharmacy olarak zaten yazıyor. Normalde eczane, iç eczane ama hani bizim Türkiye'deki Migros, Makro Center gibi bir dükkan. Hani buradaki karnınız acıktığında veya abur cubur almak istediğinizde CVS'e geliyorsunuz. İçinde fotoğraf stüdyosu var. Fotoğraf bastırabiliyorsunuz. Karnınızı doyurabilecek bütün abur cuburları, ilaçları, her şeyi yani aklınıza gelebilecek her şeyi CVS'in içinde bulabiliyorsunuz. Pil vesaire. Üyelikleri var, üye oluyorsunuz. Kuponlar var. Kuponlarla uyguna indirim alıp alışveriş yapıyorsunuz. Güzel. CVS güzel yani. Olayı bu CVS'in. Ben ne yapıyorum CVS'te? Kasiyerlik yapıyorum. Yarın mesela delivery day. Yarın truck gelecek arkaya. Sabah 3'te shift'im başlıyor. Sabahın 3'ünde geleceğim, tır indireceğiz. Taşıyor musun onu? Gibi. İşte tracking yapıyoruz. Yerleştiriyoruz hepsini. Hani açılana kadar, 7'ye kadar hızlı. Ondan sonra kasaya geçiyorum. Kasada işte insanlardan para alışverişi. İşte resim çekinmek isteyenler oluyor. Onların pasaport resimlerini çekiyorum, veriyorum. Genelde kaçta başlıyorsun? İşe mesela genelde ortalama. Benim shiftlerim 2'de başlıyor, 10'da bitiyor. 8 saat ortalama. 8 saat ortalama ama evet. Menajerim sağ olsun hani bol bol overtime'ımı da veriyor aramız güzel olduğu için. CVS böyle bir yer. Herkese öneririm. Herkese Work and Travel'ı öneririm. Çok teşekkürler. Bu deneyimi herkesin yaşaması gerekiyor hayatı boyunca. Hani bir kere bile olsa, iki kere bile olsa bu deneyimi yaşaması gerekiyor. İyisiyle kötüsüyle derim. Hani bunun bence iyisi kötüsü olmaz. Bu bir deneyim. Ve herkesin bunu ilerideki hayatı için yaşaması gerekiyor. Seneye katılacak arkadaşlara... Tavsiye. Hadi. Tavsiyem. Korkmayın yani. Kimse sizden üstün değil burada. Böyle düşündüğünüz sürece... Burası daha eğlenceli geliyor size. Burası daha yaşanılabilir bir yer geliyor. Hiçbir Amerikalı veya tanıştığınız hiçbir kimse sizden üstün değil burada. Hani ben yanlış anlaşılır mıyım veya onlar beni yanlış anlar mı diye düşünmenize hiç gerek yok. Her türlü kendinizi anlatabiliyorsunuz. Ben de buraya geldiğimde öyle aman aman konuşamıyordum ama şu an muhabbet edip kahkahalar atabiliyorum insanlarla. Korkacak bir şey yok. Gelin, deneyimleyin. 3 ay, 4 ay hiçbir şey yapamasanız bile ileride dersiniz ki evet ben 4 ay gittim, denedim, iyisiyle kötüsüyle başımdan böyle şeyler geçti. Benim tavsiyem bu. Sadece kasmayın ve eğlencesine bakın, tadına bakın ve güzel bir tavsiye. Paranızı başından beri şey yapın. Düzenli harcayın. Paranızı bir anda harcamayın. Bu benim kişisel tavsiyem olsun. Bir anda harcamayın paranızı. Hayır, tavsiye için çok teşekkürler. Evet, tavsiye ederim bunlardır. Ben teşekkür ederim. Umarım görüşürüz Türkiye'de. Umarım. 4 Ekim'de geliyorsun. 4 Ekim'de geliyorum. Aynen.